Merhabalar değerli öğretmenlerim. Uzun bir ünitenin ardından yine soru çözümü videosuyla karşınızdayız. Bu kez ünitemizin adı bireyi tanıma teknikleri. Uzun bir üniteydi ve ÖSYM'nin %100 soru soracağı ünitelerden bir tanesiydi. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi toplu dosyanın kullanımını gerektiren unsurlardan birisi değildir diye sormuş. Peki toplu dosyalar ne işe yarar ve niçin tercih ederiz? A seçeneğine bakalım birçok teknikten toplanan bilgilerin özetlenerek toplu bilgiye ulaşılması. Evet toplu dosyayı anlatırken ne demiştik? Diğer bütün bireyi tanıma tekniklerinden elde ettiğimiz bilgileri toplu dosyanın içerisine gizlilik düzeyine göre yerleştiriyoruz. Böylece birey hakkında böyle toplanmış özet bilgileri oradan ulaşabiliyoruz. Peki B seçeneğine baktığımızda gelişimsel sürecin kayıt altında takibinin kolay olması. Evet toplu olsalar bize gelişim sürecinin takibi noktasında böyle bir kolaylık sağlıyor. C seçeneğine bakıyoruz. Gerektiğinde bilgilerin velilerle paylaşılması demiş. Evet biz toplu olsadaki bilgilerin bazı istisnalar dışında paylaşmıyoruz ama gizlilik seviyesine göre velilerle çocuğunun gelişimi için bazı bilgileri paylaşabiliyoruz. Peki D seçeneğine baktığımızda burada bir sıkıntı göreceksiniz arkadaşlar. Yeni yılın rehberlik programının hazırlanmasında ihtiyaçları saptarken kullanıyoruz demiş. Biz hem ilkelerde hem de hizmetleri anlatırken hatta bu ünitede problem tarama listelerini anlatırken bahsettik. Dedik ki programların öğrencinin problemleri, ilgi ve ihtiyaçları üzerine inşa edilebilmesi için öncelikle o çocukların probleminin, ihtiyaçlarının saptanması lazım ve biz bunu toplu dosyalarla saptamıyoruz. Problem tarama listeleriyle saptıyoruz demiştik. Bu yüzden Denizli seçeneği doğru bir cevap değil. Biz saptamak için kullanmıyoruz toplu dosyayı. Zaten saptanmış olan bilgileri oraya kaydediyoruz. Peki geldik orada ikinci soruya arkadaşlar. Diyor ki burada genellikle genellikle iş, meslek ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere karşı bireylerin hoşlanma düzeylerini ölçmek için, hatırlayın lütfen test tekniklerini, ilgi envanterleri, hangi alanlardan hoşlanıyoruz ya da hoşlanmıyoruz, neyi seviyor veya sevmiyoruz bunları ortaya çıkarıyordu. Ve devam etmiş, ülkemizde de kuzgun tarafından kendini değerlendirme envanteri olarak kullanılmıştır diyor. Burada bizim bir şeylerden ne düzeyde hoşlanıp hoşlanmadığımızı, neyi sevip sevmediğimizi, ilgili envanterleri ortaya çıkarır arkadaşlar. Peki devam ediyoruz 3. soruyla. Burada yetenek ve başarı testlerinin kıyaslaması verilmiş. Bakalım soruya. Yapılan yetenek ve başarı karşılaştırmasında bak iyi dinleyin burayı. Kolaylıkla kolaylıkla daha ileri düzeydeki akademik programları yürütebilecek seçkin öğrencilerdir demiş. Peki biz kimler için bu yorumu yapıyorduk? Diyorduk ki ya bu arkadaş nazarlık. Maşallah demek lazım buna. Bu arkadaş okur, ileride de akademik yönden iyi bir kariyere sahip olur. Kim için diyorduk bu sözü? Hem yeteneği üst düzeyde olan hem de başarısı üst düzeyde olan çocuklar için söylüyorduk. O zaman üçüncü sorumuzun da doğru cevabı A seçeneği olacak arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Yukarıda verilen özellikler hangi bireyi tanıma tekniğine aittir diye sormuş. Bakalım şimdi hocam. Bir, tekrar dünyaya gelseydiniz nasıl bir kişi olmak isterdiniz? İki, bir uçan halıya binseydiniz nereye gitmek isterdiniz? 3. sihirli bir güce sahip olsaydınız yaşamınızda neleri değiştirmek isterdiniz? Ya da geriye dönüp bir şeyleri değiştirme hakkınız olsaydı hangi kararınızı değiştirdiniz? Milli piyango size çıksaydı ne isterdiniz gibi burada ne var biliyor musunuz? Bireyin istek, dilek ve arzularını istek, dilek ve arzularını ortaya çıkarma amacı var. Bu ya bu şekilde soru cevapla ya da cümle tamamlama şeklinde uygulanan arzu listelerinin özelliğidir. Arkadaşlar geldik 5. rehberlik sorumuza. Peki yine bireyi tanıma tekniği sormuşuz. Bakalım hocam yukarıya. Bireyle kar, bireyle karşı karşıya gelerek en etkili bilgi toplama yollarından biridir. Yani biz bilgi elde etmek istediğimiz kişiyle doğrudan bir araya geliyormuşuz ki zaten çıktı cevabı. Devam. Bireyle kurulan ilişki biçimi psikolojik ve terapötik olmayan bir bilgi toplama olmayan bir bilgi toplama elisidir diyor. Yani arkadaşlar görüşme öteki adıyla mülakat tekniği danışanla danışmanın doğrudan bir araya geldiği ve bizim de bilgi ilk ağızdan elde ettiğimiz bir yöntem. Ama en büyük avantajı şu. Görüştüğümüz kişi bize sözlü olarak beyan ettiklerinden ziyade vücut hareketlerinden de hakkında bir takım bilgiler elde edebiliyorduk. Geldik 6. soruya. Böyle bir durumda hangi tekniğin kullanılması daha sağlıklı olur demiş. Bakalım hocam duruma. Bir orta öğretim kurumunda görev yapmakta olan okul rehber öğretmeni Leyla Hanım. Okulunda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri belirlemeyi ve bu öğrencilerin yaşadığı problemleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır diyor. Hocam Amacımız öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencileri tespit etmek ve varsa problemi ortadan kaldırmakmış. Şimdi sıra dışı manidar bir olayı gözlemleyip kaydetmek vaka kaydı. Açıklamayla alakası yok. Bireyin her biri farklı alanlara ait birçok özelliğini gözlemleyip evet bu onda var ya da yok diye belirttiğimiz teknik gözlem listesiydi. Ama burada farklı alanlar istemiyor. Sadece öğrenme güçlüğü istiyor. Bu da değil. Derecelendirme ölçeği yine farklı alanlara ait birçok özelliği gözlemlediğimiz aynı gözlem listesindeki gibi. Ama oradaki gibi var yok değil de onların ne sıklıkta ne düzeyde ortaya çıktığını da belirleyen bir yöntemdi. O da burada işimize yaramaz. Özellik kayıt sergesini hatırlayın. Tek bir alana ilişkin özelliklerin yani listede gözlemleyeceğim özelliklerin tamamı aynı alana aitti. Ve birey bunlardan hangilerine sahip ya da değil toplamda kaç tanesine sahip bunları belirlemeye yarayan bir yöntemdi. Dolayısıyla bizim de istediğimiz sadece bir alanla ilgili. Öğrenme güçlüğünü ortaya çıkarabilecek kriterleri gözlemleyeceğiz. Öyle gözlem listesi ve derecelendirme ölçeğindeki gibi farklı alanlara ait değil. Dolayısıyla cevabımız özellik kayıt dergisi olmalı arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Yukarıda kullanılan bireyi tanıma tekniği hangisidir diye sormuş. Bakalım neymiş arkadaşlar. Lise birinci sınıf öğrencisi Ayla bedeninden memnun olmadığı gerekçesiyle okul psikoloji danışmanı Mustafa Bey'in yanına gelir. Mustafa Bey Ayla'yı problemini daha ayrıntılı bir şekilde paylaşabilmesi için bir grup arkadaşının arasına çağırır diyor kızcağız da ergenlikteki bedensel değişimleri kabullenememe. Bu yüzden de ruhsal yönden, psikolojik yönden sıkıntı yaşama olayı var. E bu ergenlerin bir çoğunda olan bir şey. O zaman ben bunu grup danışmanlığıyla halledeyim. Aynı derde düşen, aynı kendisi gibi problem yaşayan diğer akranlarıyla bir gruba alayım demiş. Yani resmen yaptığı şey arkadaşlar grup danışmanlığı. Peki içinde ne yaptıracak bakalım arkadaşları arasından iki kişiyi seçen Ayla, yaşanan olayı arkadaşları ile canlandırır. Ayla bir gün sabah okula gelmek için okul, yolda yürürken tanımadığı iki kişinin kendine bakarak güldüklerini söyler ve seçtiği arkadaşlarıyla birlikte olayı tekrar yaşar. Dikkat edin. Sosyodrama ile psikodramanın farkı neydi arkadaşlar? Bizzat kendi başından geçen bir olayı veya benim hayallerimi oynuyorsam psikodramadır bu bu bana aynı olayı ikinci kez yaşatıyormuş gibi hissettirir. Paragrafta anlatılan da zaten bu. Sosyodrama ise toplumsal bir olaydaki rol ve karakterlerin yerine geçerek hissettiklerimizi oynadığımız bir yöntemdir. Bununla soruda verilen uyuşmuyor. Dolayısıyla 7. sorumuzun doğru cevabı Denizli seçeneği olmalı arkadaşlar. Geldik 8'e. Diyor ki: Böyle bir durumda hangi tekniğin kullanılması daha uygun olur diye sormuş. Hemen duruma bakalım. Derslerinde başarısızlık gösteren Esra, verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgi almak amacıyla okul rehberlik servisine başvuruyor. Ona sunacağımız hizmet problem alanlarına göre eğitsel rehberlik. Hizmetlerde de bilgi toplama yayma. Ama teknik olarak ne bakalım? Diyor ki okul psikolojik danışmanı Esra'nın zamanı kullanma biçimi ders çalışma alışkanlıkları konusunda gerekli bilgiler almış ve Esra ile birlikte ders çalışma planı hazırlamıştır. Ders çalışma planı hazırladıktan 3 hafta sonra rehberlik servisine gelen Esra planı uygulayamadığını zaten uygulamasının da ailesi nedeniyle mümkün olmadığını söylüyor. Peki burada hangi tekniği kullanırsak biz bu sıkıntıyı daha rahat aşarız diye sormuş. Arkadaşlar o zaman ben a böyle geldiğinde Esra diyorlar ki hadi ya ne diyor ki aile? Sana ne gibi bir sıkıntı yaratıyorlar? Senden beklentileri ne? Neden onlar yüzünden uygulayamadın? Ne yapıyorlar ki sana diye karşıma alıp bir güzel görüşmem lazım. Birebir görüşmem lazım. En mantıklısı görüşme seçeneği olmalı. Son iki sorumuza geldik. Dokuzuncu soru. Hangisi görüşme tekniği ile ilgili? doğru değildir diye sormuş. A. Ön hazırlık ve konu belirlendikten sonra görüşme yapılmalı. Evet ne konuşacağız, ne sorular soracağız, hangi bilgiyi talep edeceğiz? Bunların planı, programı yapılmalı. B şıkkı. Kişinin duygu ve düşünceleri eleştirilmemeli. Evet sürekli bizde danışmanlıkta yüzleştirme tekniği var. İletişime geldiğimizde göreceğiz. Sürekli çelişen noktaları yüzüne vurmak sen burada kendinde bir hata gördün mü diye sürekli bunu tekrarlamak ve sürekli onu hatalı ya da suçlu görmeye çalışmak, eleştirmek onun bir daha danışma seansına gelmemesi anlamına gelir. C seçeneği. Görüşme oldukça ekonomik ve güvenirli yüksek bir tekniktir. Maalesef hocam. Aynı anda bir kişiyle görüşme şansınız olduğu için görüşme zaman açısından ekonomik değildir. Zaman açısından ekonomik olmadığı gibi çok da güvenilir değil. Niye? Birey heyecanlandığı için bize derdini anlatamayabilir, söylemek istemeyebilir, gizleyebilir. Ya da kendini bize beğendirmek için yalan da söyleyebilir. Her türlü yanlış bilginin elde edilmesine açık bir süreç. C seçeneği bu yüzden yanlış. Peki görüşme bireyi tanıma ve bireye psikolojik yardım sağlama amaçlarına yönelik gerçekleşir. E doğru. Görüşmeye katılanlara kendilerini rahat hissedecekleri bir ortam sunulmalı. Yani görüşmenin en önemli şartı raport kurma. Yani danışanla danışman arasında güvene dayalı sağlıklı bir ilişki kuramazsak bu süreç verimli ilerlemez. Peki geldik son sorumuza. 10. soru. Burada hangi hata türü diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bazen diyor bireyler kendini anlatmaya dayalı tekniklerde gerçek bilgileri vermek yerine karşı taraftan takdir görmek, beğeni görmek, kabul görmek için kendisini onların hoşuna gideceği şekilde tanıtmaya çalışır. Biz buna ne ad vermiştik? Sosyal kabul hatası demiştik. Sosyal kabul hatasında ben kendimin gerçek düşünceleri yerine karşı tarafın beni en çok seveceği, onların beni takdir edeceği, onların hoşuna giden özelliklere sahipmişim gibi göstererek yanıltıyorum karşı tarafı. Buna sosyal toplum tarafından kabul görmek için hatalara sebep olduğum için adına sosyal kabul hatası deniliyor arkadaşlar. Peki sizden bu üniteyle ilgili çokça soru çözmenizi istiyorum. Çünkü bu üniteden soru %100 gelecek ve çokça soru çözerek oturtmamız gereken bir ünite olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Bir diğer ünitemiz iletişim konusu hem eğlenceli ve yine sorunun geldiği ünitelerden biri. O zaman yeni ünitede iletişim konusuyla görüşmek üzere.